kadın, erkek, genç, yaşlı, herkes dedik ya, büyüklerimiz, başımızın tacı, yaşlılarımız. 15. ayında, 15 ay olmuş bu projeye başlayalı. Ne yapıyoruz? 65 yaş üzerindeki yaşlılarımıza her gün 3 kap sıcak yemek götürüyoruz. Kapılarını çalıyoruz. Yaşlı ve engellilere her gün ulaşıyoruz. Bu arabalarımız 3 tane sadece bu iş için ayrılmış Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüzün kullandığı araçlar. Bir de frigofilik soğuk hava depolu araçlarımızla soğuk zinciri bozmadan taşıdığımız olduğumuz gıda ürünlerimiz var. Kayseri'deki gıda kurtarmanın akredite tek kuruluşu Kocasinan Belediyesi. Gıda kurtarmadan gelen her türlü ürünler aynı gün, ertesi gün ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırılıyor. Diğer yandan sosyal yardım kartımız, bizde kayıtlı olan ailelere, A grubu, B grubu, C grubu ailelerimize sosyal yardım kartı, bu 2022 yılı içerisinde 20.252 kart, sosyal yardım kartı dağıtmışız. Mağaza konforu içerisinde alışveriş yapma imkanı veriyoruz. Vermiş olduğumuz dosteli kartlarla her aile oradan gidip çoluğuna, çocuğuna, kendisine, annesine, babasına, ihtiyaç sahibi, ihtiyaçları neyse bu malzemeleri buradan alıyorlar. Bu noktada bize destek veren hayırseverlerimize de teşekkür ediyorum. En büyük destekçilerimiz bu noktada LCY22 Filo ciddi manada destek veriyor. Kayseri'mizden de sürekli ayakkabıdır, eşofmandır, tekstil ürünleridir bizi sürekli destekleyen hayırseverlerimiz var. Onlara da teşekkür ediyoruz. Allah keserine bereket versin, kazançlarına bereket versin diyoruz. Artık sosyal marketimizi sosyal market hüviyetinden bir tık daha ileriye taşıyoruz. Nasipse önümüzdeki günlerde açacağız. Dost mağaza. Mağaza konforunda dedik ya, ismini de mağaza yaptık. Dost mağaza 2023'te Bekir Yıldız Bulvarı üzerindeki bu arkamda görmüş olduğunuz sol taraftaki mağaza, sağ taraftaki için tefrişi yapılıyor, ürünleri yerleştiriliyor. 2023 yılında dost mağaza olarak faaliyete geçecek. Bu dost mağazanın hemen sol taraf için de bir dost market planlıyoruz. Onu da nasipse 2023'te hayata geçireceğiz. İkinci el marketimizde ihtiyaç sahibi, ihtiyaç olmaktan çıkmış olan ürünleri topluyoruz. İhtiyaç sahibi ailelere ikinci el ürün olarak dağıtıyoruz. Glütensiz ürünler, dağıtmaya başlamış olduğumuz glütensiz ürünler ilk defa yaptığımızda meclisten, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bir heyet çölyakla ilgili çölyak araştırma komisyonu Kayseri'ye geldi. Bu çalışmaları yerinde gördükten sonra birçok vilayette anlattı. Şu anda Türkiye'nin benzer uygulamasını yapan birçok belediye var. Hakikaten çok güzel bir uygulama oldu. Şimdi glutensiz ürünleri dağıtıyoruz ama yetmez dedik. Glutensiz kafesinden, glutensiz Kayseri mutfağı. Glutensiz mantının, makarnanın, yağlamanın, Kayseri mutfağının ürünlerinin yapılmış olduğu tesisimizde şu anda inşaat faaliyeti tamamlandı. İçinin tefrişi donanımını kuruyoruz. Allah nasip ederse önümüzdeki günlerde glutensiz Kayseri mutfağını da hizmete açmış olacağız. Bu tabii ki Kayseri mutfağı olunca Türkiye'den ilk olması son derece doğal. Yakut Mahallesi'nde, Yakut Mahallesi'ndeki bizim akademimizin hemen yanı başında burada da bunu açmış olacağız. Her yeni doğan bebeğe hoş geldin Kocasinanlı bebek diyoruz. Görmüş olduğunuz ürünleri, hediyeleri veriyoruz. İhtiyaç sahibi ailelerimizin evlatları askere gittiği zaman onlara asker yardımı destek veriyoruz.